yolun sonunu bulmam lazımdı. Seni tanımam, bilmem lazımdı. Bu hikayeye bir son lazımdı. Bana uzaktan, uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni? Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarla marurdun, aklıma sardım seni. Öyle uzaktan, uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni? Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarla marurdun, aklıma sardım seni. Sen kimsin? Toz ol derdim bitsin. Aklım aşkını yensin. Seni seyretmem, gezmem lazımdı. Bu yolun sonunu bulmam lazımdı. Seni tanımam, bilmem lazımdı. Dudaklarıma bir veda lazımdı. Öyle uzakta. Uzaktan, uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni? Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarla marurdun, aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni. Efendim, soralım albümü. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Yeni klip. Acıyor'a çektin. Uzaktan'a çektin. Çektim. Yalnız Kuş var değil mi? Evet. Şimdi, evet. Çarşamba günü Yalnız Kuş'u çekeceğiz. Yani benim çok sevdiğim bir albüm oldu. Bazen yani yazarken şarkıları siz seviyorsunuz ama dinleyiciyle aynı frekansta olmayabiliyorsunuz. Olur mu, olmaz mı diye. Ama bu sefer galiba aynı dönemde aynı şeyleri hissediyorduk daha pek çok insanla. Daha önceki albümlerinden şüphen var mıydı? Yani hani yaptık ama buluştu mu buluşmadı mı albüm? Yani 8 tane albüm yapmışım. Tabii ki içlerinden bir iki tanesi ah keşke. Bir iki tanesi değil yani ben çok mükemmeliyetçi birisi olduğum için. Sen çok keşke diyen birisi. Evet aynen zaten. Öyleyim gerçekten evet. Öyleyim. Ah şunu da şöyle yapsaydık böyle yapsaydık diye hep düşünüyorum. Ama o kadar da kötü bir şey değil galiba. Çünkü bir sonrakine daha iyi bir şey yapmamıyorum. Ama bu albümle beraber bir şey daha değişti. Yani kliplerde falan da görüyoruz seni bu albüme çektiğin kliplerde. O yani her zaman hanım hanımcıksın, her zaman çok şekersin, her zaman çok tatlısın ama bu albümle biraz daha kadınsı bir taraf, saçlar maçlar kısaldı, kostümler falan biraz böyle daha kliplerde daha şey, açık kelimesi yanlış bir kelime, onu demek istemiyorum da daha böyle keyifli, daha başka bir yere doğru gitti herhalde. Var mı öyle bir niyetin? Ya şöyle, aslında biraz fazla sanki kendimi saklıyormuşum, öyle hissediyorum. Biraz daha kendimi doğru ifade ettiğim bir dönemdeydi galiba. Daha rahat bıraktığım bir dönemdeydi. Bu şarkıları yazdığım süreç yani hiçbirisi planlı olmadı aslında saçımı kestirmem ya da seçtiğim kıyafetler de öyle. Biraz rahat bıraktım kendimi o kadar. Peki bir şey söyleyeceğim Göksel. Şimdi acıyor, aşkın yalanmış, rüzgar uzaktan, aşk bitti, gidemiyorum. Yarım kalan şarkı, hep böyle bir yarım kalmışlık, bitmişlik falan filan. Bu gerçekten bir aşkın içinden çıkan bir albüm. Yani biz bu albüme bakınca yaşanmış bir hikaye mi görmemiz lazım? Var mı öyle bir şey?
Çünkü bütün parçalar senin neredeyse. Yani bence bu kadar sevilmesinin sebebi gerçekten yaşanmış olması. Peki aşkın içindeyken mi daha çok çıkıyor, bitince mi daha çok parça çıkıyor? Belli olmuyor. Belli olmuyor. Belli olmuyor. Yani hani bazen o çok karmaşık oluyor. İnsan hiçbir şey yapamayacak hale getirebiliyor. Aşk ya da neyse o. Yoğun melankoli diyelim. Evet. Bazen hiçbir şey yapamıyorsunuz ya da bazen onu yapıp böyle bir rahatlıyorsunuz. Oh, bütün ama her şey bu yüzden. Ama bitince daha bir herhalde böyle bir o acıyla daha fazla bir şarkı çıkar herhalde yani. Evet. Yani hani en azından o duygudan güzel bir şeyi arta kalması gerekiyor. Ay, güzel, güzel derken ya. Mutluluktan bahsetmiyorum. Ya ama ne kadar güzel. Aşk yaşıyorsun. Aşk sana bir artı, bir kar. Aşk bitiyor. Aman yani hani olsun yine bundan bir 8-10 parça çıkar falan gibi. Hani. Bu seneyi de kurtardı. Yani hani. Öyle bakar mısın hiç olaya, bitti bu aşktan kaç parça çıkar falan gibi öyle bir hesap yok. Yani en kötü ihtimalle madem üzüldüm. Şaka söylüyorum ya herhalde yani evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.